Değerli dostlar, baba gerçekten esasında hani böyle çok profesyonel bir giriş yapamayacağım. hani genelde bu röportajın sohbet havasında geçmesini ben çok istiyorum ki böyle de götürürüz. Evet. Değil mi? Evet. Baba biraz anlatır mısınız? Nasıl oldu? Yani askerlik, astsubaylık. Önce bir kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Şimdi sana bir söylemeye gerek yok. Halit Karataş adım. Emekli deniz astsubay okulun şeyinde ve vallahi ne anlatayım? bu deniz astsubayı demek kâfi kâfi. Siz şimdi deniz astsubay okulu evet. Hangi yıldan mezunsunuz baba? Deniz astsubay okulu 53'te girdim, 55'te mezun oldum. Yani 55 mezunu diyebilir miyiz? Tabii. Deniz astsubay Beylerbeyi'ndeki. Beylerbeyi tam şeyin dibinde, Boğaz Köprüsü'nün dibinde. Tabii sizin zamanınızda köprü yoktu. Tabii. Köprü yoktu. Hatta o değil de buzlar da gelmeye başladı. Sizin zamanınızda? Bizim zamanımızda. Siz öğrenciyken tabii, orada? Tabii, buzlar evet. Gelmeye başladı. Evet. Astsubay okuluna girdik. 2 sene, 3 sene orada okuduk. 55 senesinde mezun olduk, İskenderun'a gittik. Ha, yani 55 senesinde mezun olduktan sonra şey bitmiyor, yani yok, öğrencilik bitmiyor. Bitmiyor. Evet. O zaman onbaşı evet. Rütbesiyle şeye gittik. Şimdiki asker onbaşıya mı denk geliyor yoksa? Öyle. Yani bir nevi asker onbaşı gibi. 3 senenin sonunda. Evet. Ne dersler vardı baba orada? Yani ya, hani normal marif Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatı vardı. Evet. Çünkü orada mezun olanı aynı zamanda şeyi kabul ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı. Evet. Ondan sonra Atsubay Okulu'na şeye gittik. İskenderun'a gittik. İskenderun'da 2 ay kaldık ve hatta orada bizi hapse attılar. Oo, hapse attı. Neden? Bütün hepimizi. Böyle özel bir eğitim mi? Yok değil. Ha, siz yaramazlık yaptınız yani bir parça. Ondan sonra derken oradan Ankara'ya gittik. Ankara'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla oradan İskenderun'a gitti. Tahmin eder misin? Hangi trenle gittik? Hangi trenle gittin? Hayvan diyor vagonu. Vallahi billahi. Şey yani nereden nereye gittiniz baba siz? Şeyden Haydarpaşa'dan. Haydarpaşa'dan İskenderun'a. İskenderun'dan tekrar şey Haydarpaşa. Yok, Ankara'ya. Ankara'ya. Ankara'dan da İstanbul'a. Evet. Ondan sonra. Hayvan vagonu dediğiniz yani ya böyle kapalı. Evet. Böyle büyük kapısı yani var. Bir eski yük şeyi vagonu. Ha, vagonu. Yani bu bir yolcu kompartmanı değil. Belki değil. De askerlik şeyi de böyle bir durumdu ya da o devrin o devirde böyleydi işte. Yani 50'li yıllarda evet. Askerin evet. Seyahati bu şekilde böyleydi. Ya da bir yerden bir yere asker öğren ya da askeri tamam. Öğrenci tamam. Bu şekilde şey. Tabii konserve veriyorlar ha, değil mi? Konserve kokmuş. Oo. Onları yiyemedi. Her tren durduğunda hani evet. İniyorduk birkaç evet. Bir şeyler alıyorduk. Benasın. Şimdi İskenderun'da eğitiminizi yaptınız, Ankara üzerinden İstanbul'a döndünüz, evet, öyle mi? Evet. Tekrardan Beylerbeyi'nde mi yoksa? Yok.
Oradan direkt Kasımpaşa'ya. 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 Hepiniz. Hastaneye. Hepiniz. Hayır, biz 20 kişiydik biz. Ha, 20 kişiyi. Branşlara mı ayrıldınız İstanbul'a döndükten sonra? Ankara içeride, İskenderun'da. Evet. Sıhhiye. Evet. Ve Bando ayrı. Ha, Sıhhiye ve Bando. Evet. Yani ilk defa şey yapıyorlardı. Kulakları çınlasın, yaksın. Ateş. Ateş, evet. O hatta ilk önce Sıhhiye. Baya meşhur bir bandocuydu. Tabii. Ve, i̇lk önce evet. Sıhhiye olmak istedi. Evet. Ondan sonra bandocu da gelince. Sizin çok samimi arkadaşınızdı, çok uzun seneler. Tabii, tabii. Yani ya, ta oradan başlayan. Hala var. Konuşuyor musunuz yani? Tabii ben, ya. Yatsın, o, ben de, İstanbul Bilişim Orkestrası'nı kuran tabii, büyük tabii, müzisyen. Yani bayağı tanınmış. Tabii. Ajda Pekkan'la uzun süre çalışan. Evet. Ondan sonra onlar işte bandocu olunca Halit dedi kusura bakma. Ben Sıhhiye değil bandocu olacağım dedi. Aha. İyi dedim ya. O zaman da biz küçük bu kadar bir talebeyiz. O dönemden Yalçın amcanın dışında devam eden arkadaşlarınız var mı? O devirden Yılmaz Sünersoy var, İskenderun'a geldi yalnız. Ha, İskenderun'da bir ara. Yani siz okuldan değil de İskenderun'dan Yılmaz amcayla çok büyük çocukluk arkadaşı. Yani. 50 sene, 60 sene oldu. Çok büyük bir şey ya. Çok büyük bir arkadaşlık yani. Çok uzun, büyük bir arkadaşlık. Yılmaz Bildik. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Yılmaz, Yalçın. Bütün bunlar benim sınıf arkadaşlarım. Bir de şey baba hatırlıyorum. Sizin dönemden yine bir müzisyen Deli lakabı. Yok, yok hayır. Yine bir müzisyen şarkı söylerdi hatırlıyor musunuz? Siz söyler misiniz? Manyak Salim. Manyak Salim. o dönemden mi o da? O da o dönemden. Allah Allah. Ha. Yani soy ismi neydi? Başta Salim Dündar. Salim Dündar. Evet. Evet. O da büyük bir müzisyen. Tabii tabii. Ondan sonra ama şimdi görmüyorum onu. Evet. Çoktan bir şey yapmıyor. Sizin döneminizden de bayağı meşhurlar varmış baba ya. Yani böyle şey. Ondan sonra Asuma Sıhhiye Okulu'na gittik. Orada iki seneyi tamamladım. Peki baba neden bandocu olmadın da mesela Sıhhiye'yi tercih ettin? Annem çok istedi. Ha, annem, rahmetli babaannem çok istedi. Evet. Onun için ben de olayım dedi. Hastanede evet. Olunca. O evet. İskenderun'a gitti. İskenderun'dan evet. Tekrar Deniz Hastanesi'ne tayini yaptırdı. Evet. Ondan sonra ama vali İskenderun çok kısa zamanda kaldı. Şimdiki bir hani şey Acemi Birliği var. O mu şeyde mi sizin? Gemi var. Ha evet evet o gibi. O yani ben de neticede acemi askerliğimi, acemi yerliğimi orada yaptım yani. Evet. Yani aradan 50 yıl sonra. şimdi İstanbul'a geldik ve siz Sıhhiye oldunuz baba. Sıhhiye olduk. Ondan sonra bir sene daha dediler. Müfredat gereği bir sene daha. Sağlık eğitimi. Sağlık eğitimi hastanede kalacak dediler. Biz bir sene daha kaldık. Asubay mezun olduktan sonra Asubay çavuş çıktıktan sonra evet. Ondan sonra maaşlı falan. Artık maaşa yani oradaki eğitimden sonra maaşa bağlanıyorsunuz. Tabii. Ve birliklerinize gidiyorsunuz. Ama niye sonra evet. Derken o şeyi Asubay olduk. Bir sene daha şey kaldık. Gene rötar şey. Evet. Daim. Şimdi ben bu şeyi kapatmadan evvel hani tam olarak bu seyahat olayını kapatmadan evvel hani trenle yolculuğunuz
kimdir şimdiki subay ya da assubaylar ne derece lüks içinde ya, seyahat ediyorlar. Ya. Tabii ki büyük bir aşama kaydetti. Tabii. Hem Türkiye kaydetti hem Türk ordusu kaydetti tabii, neticede. Hatta o devrin şartlarıyla bu şekilde uçakla gidip gidiyor. Tabii tabii yani, şey yok. Artık otobüs ya da tren de değil. Dediğiniz gibi böyle uçakla ya, uçak olmayan yerlere hızlı trenle gidiyor. Evet evet. Yani bayağı bir şimdi ilk önce evet. Ben mezun olduktan ve bir sene kaldıktan sonra benim kurtarana. Oo. İlk yeriniz kurtaran mıdır? Kurtaran. İlk baba esasında şey ben kurtarana gelmeden evvel, siz kurtarana başlamadan evvel, kurtaranı anlatmaya başlamadan evvel askeri okuldaki disiplin nasıldı? Ya yani şimdi diyorsunuz ki ya, hani insanlar şey olarak değerlendiriyor. Şimdi, bir ilkokul, bir ortaokul gibi değerlendirmesini şimdi yapıyor belki de. Öyle bir şey ki çok korkardık. Üç sınıftan korkardık ya. Allah Allah. Bir üç sınıftan korkardık. Yani sizin kıdemlileriniz. Tabii, yani talebe netice. Evet. O da talebe, ben de talebe. Evet. Ama bir abilik vardı. Abilik vardı. Bir kıdem olayı vardı. Evet. Biz mesela sabah olduğu zaman böyle selam verirdik onlara. Öyle mi? Tabii. Evet. Ondan sonra mesela sınıf asubayı vardı, başledikli. Hemen şey yapardı. Ondan Allah gibi korkardı karşı havuzuna. Allah Allah. Allah. Çok çekinirdiniz. Mustafa derlerdi. Evet. Bir adam vardı. Allah Allah. Yani Allah gözünü buldu mu böyle tokatı. Oo, tokat da vardı. Oo, ya böyle. Yani eğitimin bir parçası. Parçası. Yani bu bir askerlik eğitiminin evet. o devirdeki askerlik eğitiminin bir parçası. İzinden nasıldı baba? Çıkar mıydınız? Yani o 3 sene içindeki izin macerası. İzin macerası. Cumartesi günü saat 2'de çıkardık. Pazar günü evli olanlar. Pazar evet. günü saat 6'da evliydik. O kadar. Yani evet. 24 saat, 26 saat evet. bir ama o nasıl geçer diyor, nasıl? Çok çabuk mu geçer? Şimdi o zaman mesela ayağımızda, evet. ayağımızda bir çorçin mi derlerdi, ne derlerdi? Böyle potin gibi bir ayakkabı verdiler mahallede. Orada giyemezdik ki zaten yani o. Ayağımız içinde dönüyordu böyle. Bol. Ha evet. Evet. Ondan sonra artık kendi bildiklerimi ama bir sene zarfında o şeyi kaptık. Yani elbiseyi düzgün giydim. Ayakkabımız gayet güzel. Ama bir sene aldı diyorsunuz. Aldı bir sene aldı. O bir sene zor bir sene herhalde. Evet. Zor bir sene. Alışana kadar. Alışana kadar. Evet. Ondan sonra derken yazın kamplar olurdu. Bizim kamp devremiz Beylerbeyi'nde hadi kürek çeker ben çekemezdim. Kürek, yani, büyük kürekler. Büyük o mamla gibi. O vardı. Filika, bildiğimiz filika. Filika. Evet, filika. Evet, evet. Ondan sonra onlar şimdi ben büyüm etmezdim. Ben çekemezdim. Baş tarafta otururdum. Çımacı. Çımacı gibi. Evet, evet. Evet. Ondan sonra evet. Onları yapardık. Yani bir nevi atölye şeyiniz de vardı. Yani hem evet, gemicilik, gemicilik atölye. Gemicilik atölyesi buna benzer. Kemal Deniz miydi? Bilmiyorum ben. Çok yaşlı bir beden eğitimi ama sırrım gibi adam böyle. Yaşlı ama dinç. Yaşlı dinç. Böyle kendi başına tek halata tırmanırdı.
Yani bizim beden eğitimi kaldır 1, 2, 3, 4 değil. Yani böyle, evet. Çok ciddi bir beden eğitimi gördünüz yani. Kampta deniz sporları, su sporları, ondan sonra yüzme, ondan sonra bunları şey yapardık. Fabrikada, fabrika işçi, fabrika dersi vardı. Fabrika dersi? Tabii, tabii. Oo. Ya bizim yani bilmiyorum ama 16-17 şeylik derslik bir programımız vardı. Programımız vardı. Çok güzel, çok güzel. Peki hastanede o bir sene nasıl geçti baba? Hastanede bir sene annemle beraber. Ama babaannem de Allah rahmet eylesin hemşire. Hemşire. Evet. O belediyede çalışıyordu. Ben dönüyorduk bizim. Allah rahmet eylesin Fahri Korutürk'le fotoğraflarınız var orada. Evet. Var. Fahri Korutürk'ten ben bilhassa diplomayı aldım. Güzel fotoğraflarınız var. Şey, rütbesi nedir? Oramiral. Oramiral. O zaman. Oramiral. Evet. Evet, paşaydı demek. Paşaydı, şeydi. Kuzey Deniz Saha Komutanı. Komutanı, evet. Evet. Çok güzel. Yani orada da ciddi bir sağlık eğitimi aldınız Deniz Hastanesi'nden. Ondan sonra Deniz Hastanesi'nde çok günlerimiz çok güzel geçti. Orada Ender amca. Ataman amca. Evet, evet. Kulakları çınlasın ikisinin de. Çınlandır Allah rahmet eylesin. Biz Ender, evet. Fikret, ben ondan sonra Özkan. Yani dörtümüz bir grup yaptık böyle. Aynı şeyi. Tabii kim bilir neler paylaşılıyor o esnada. İşin güzel tarafı belki de. Ne şey hani şey olur, sigara içme durumu olur. Hani biz kışın mesela yağmur yağıyor. Biz bu kadar böyle kapının aralığında hani yakarız sigaraları. Sigara içerdik. Yasaktı tabii herhalde o zaman. Yok. Değil miydi? Ha, ama zaman... Asubay okulunda yasaktı. Ha, Asubay okulunda yasaktı. Ondan sonra serbest oldu. Ha, evet, evet. Şimdi şeye geliyoruz yavaş yavaş. Esasında çok heyecanlanıyorum. Kurtaran gemisine geliyoruz. Evet. Yani sizin ilk atandığınız... ilk atandığım yer kurtarma... Evet. Kurtaran gemisi. Kurtaran gemisi. Şimdi yani öyle bir şey ki kurtaran o seyre çıkıyor geliyor sabah. Çıkıyor. Ne? Bağlama limanı neresiydi baba? Gölcük. Denizaltı filosu. Denizaltı filosu. Yani denizaltı kurtarma gemisi olduğu için evet. Orada duruyordu. Evet. Ondan sonra demek ki kurtarma sualtı komutanlığı da o dönemler tam inkişaf... Dalgıç okulu ve kıtası komutanlığı. Yani sene? Sene 55, yok. Sene 58. 58, 58, 59. İlk daha, yani o aralarda Dalgıç okulu Kasımpaşa'dan Boğaz'a gitti. Evet. O orada şey yaptı. Ben kurtarana gittiğimde ben şey bilmiyordum ya. Alarga. Nerede gemi? Alarga'da gemi. Aa abi neresi burası? Ulan dedi sen ne biçim mahallelisin ya arkadaş? Alarga denerek demir üstünde. Ana ağır. Şey beklemede. Ya. Demir üstünde beklemede. Değil mi baba? Evet. Şimdi şey çok enteresan yani tabii ilk kaç yaşındasınız oraya gittiğinizde? Bak 17-18 yaşındayım.
17-18. Tıraş olmuyordum yani. Vay 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 vay. Ve rütbe? Rütbe çavuş. Çavuş. Yani düz çavuş. Çavuş, düz çavuş. Şey diyebilir miyiz hani yani her işe koşan bir... Ha, ama mesela her işe koşan, ilk önce kendi görevimi yapıyordum. Mesela siye, sağlık, yani kimseler... Siz var, doktora yardımcı oluyorsunuz. Gemide. Doktor yok. Doktor yok mu? Yok, doktor yok. Evet. Yalnız ben hani eğer büyük bir şey olunca filo komutanlığına, filo komutanlığına gönderiyordunuz. Yani çavuş, astsubay çavuş geminin doktoruydu. Doktoruydu. Çok enteresan, evet. Ondan sonra derken ben tabii şey bilmiyorum. Yani ne şekilde hareket edilir, ne yapılır. Ben geldim, selamı çaktım. Komutanla görüşeceğim dedim. Bayağı yürümedim. Çıktım onu, Suat Özatay. Bakın evet Suat Bey, evet. Ondan sonra o komutan kamerasındaydı. Çaldım kapıyı, girdim. Ben dedim yeni tayin olan asubay. Böyle böyle beni bir gördü adam yani çok iyiydi. Çok iyi. Baba Perşembe Pazarında tanıştım. Ya, evet. Perşembe Pazarında bu kadar tesadüf olabilir mi? O beyle tanıştım. Yani dünyanın en mutlu insanı oldum o. Tabii. Ne kadar nazik. Tabii. Ne kadar kibar. Efendime söyleyeyim. Yani ve şey dedim babam sizi her zaman minnetle anar diye söyledim. Yani tekrarlayabilir misiniz ismini? Suat Özatay. Suat Bey'in şeyi neydi? Rütbesi binbaşı. Neydi? Binbaşıydı. Evet. Kurtaranın komutanı. Kurtaranın komutanı. Efendime söyleyeyim. Siz tabii çok eğitimlere çıkar mıydı baba gemi? O zaman Turgut Reis denizaltısı vardı. Yeni gelmişti Amerika'dan. Evet. Onun seyir tecrübelerine, dalışlarında şey yapmak için her sabah çıkardı. Efendim ona sabahları onunla şey yapardı. Yani eğitimlerinizi Amerika'dan gelen ne hangi gemiyle? Turgut Reis denizaltısıyla yapıyordunuz. Evet. O zaman öyle denizaltı şey... Büyük denizaltı ve her bölmeleri vardı ve o öyle şey yapıyordu. Şimdi şey çok güzel komutanı anlattınız. Bir de eski büyük astsubaylar var değil mi baba? Sizin hep bahsettiğiniz insanlar var. En benim zamanımda Cemil Efendi vardı. O efendi diye mi hitap edilirdi? Cemil Efendi. Yani şeyde, gemide evet. Efendi diye... Tabii. Yani astsubayın başlığı... Cemil Efendi. Allah Allah, evet. Onun çok enteresan. Bu bir bahriye geleneği evet. Aynı zamanda. Evet. Cemil Efendi, mesela ondan sonra gelen Muammer abi. Ha, abi derdiniz. Abi derdik, abi. Evet. Ondan sonra hiç... Yani... Sert insanlar mıydı baba? Hem sert, evet. Hem yumuşak... Ve hem de merhametli gider yani. Koruyup kollayan, koruyup kollayan ama çalıştıran. Çalıştıran. Evet. O şekilde. Evet. Ondan sonra ki Cemil Efendi bir numaralı dalmıştı. Baş dalmış. Evet. Cemil Efendi. Cemil Efendi. O soy ismini hatırlıyor musunuz baba? Cemil Özgül galiba. Evet. Evet. Ondan sonra Muammer Ceyhan, Aydın, Adil. Aydın oğluyla Marmaris'in Aydın amca. He, Gökmen. Evet, evet, evet. Ta o zamandan. Tabii, tabii. Buradan Allah rahmet eylesin, gani gani rahmet eylesin. Kamil abime çok, valla tüylerim diken diken oluyor. Çok selam söylüyorum, Bodrum'da kendisi. Ben
telefonunu değiştirmiş galiba. Ben Aydın amcayı nasıl severim yani, amcam gibi. O ne iyi insandı. Ya, ne güler yüzlü insandı. Kemal Tutan. Yılmaz Kemal Tutan. Süsen. Oo. Yılmaz Süsen daha şu anda en yaşlı. Evet. Arka, yani siz gittiğinizde Yılmaz amca gemideydi. Gemideydi. Yılmaz Süsen. Süsen. Ve başçavuştu rütbesi. Başçavuştu. Başçavuştu değil. Şimdi Gedikli kola mı düşüyor baba? Gedikli olunca. Gedikli, kıdemli. Yani Gediklinin anlamı kıdem mi demektir? Yok. Şimdi dört tane böyle başçavuş oluyor. Evet. Bir de bu burada böyle çevirse ikisi beraber Başgedikli. Ha, Başgedikli. Evet. Oo, yani şeyden... En yüksek, en yüksek asubay rütbesi. Rütbesi. Evet, çok güzel. Çok güzel. İşte onlar. O başçavuştu. Siz baş gittiğinizde. Çavuştu. Evet, ben çavuştum. Bayağı bir sizden... Güzel, güzel de Necati vardı. Necati? Sezgin. Şerif. Şerif. Ay. Sonra... Ya şimdi lakaplarıyla ben çocukluğumdan böyle şey yapıyorum da yani yanlarındaydık, yanlarında büyüdük. Allah vefat edenlere gani gani rahmet eylesin, rahmet istediler demek ki. Yani neden Şerif denirdi mesela? Yani herkes Şerif diye tanıyordu değil mi Necati amcayı yani? Allah rahmet eylesin. Peki şimdi esasında çok bu tarafa gelmek istemiyorum da yok, daha uzun şeyler var, hikayeler var galiba sizde baba. Bir defasında şimdi tekrar edebilir miyiz lütfen baba? Şey en büyük kıdemli Cemil Efendi. Evet. Sonra Muammer Efendi, Muammer Başkentli. Evet. Ve ondan sonra gidiyor böyle Aydın. Aydın amca, Aydın Gökbel. Ondan sonra Adil Çorbacı. Evet. Ondan sonra Adil Çorbacı bana şey yabancı gelmiyor. Çorba o Karamüsel'deydi. Evet. Esasında ve Karamüsel'in yüzme şampiyonuydu. Şimdi ben nereden hatırlıyorum bu isimleri biliyor musunuz? Kuzu günü olurdu da hani böyle herkes bir servise doluşurdu ya çoluk çocuk ailecek. Evet. O da ne güzel bir gelenek esasında Bahriye'nin ne güzel bir geleneği. Efendime söyleyeyim oradan hep böyle çocukluğundan şey yapmış kalmış. Baba bu büyüklerle tatbikata çıkmak nasıl bir şey? Yani eğitim yapmak, denizaltı, çanman gönderilir miydi aşağıya? Bir defasında yine Turgut'tayız, denizaltısıydı. Birlikte şey yapıyoruz. Ben dalmış değilim daha. Ondan sonra. Şimdi işte şamandıralarına yapıldı. Denizaltının battığı şaman resamlı tekniğe. Oradan çanla inip çıkılacak. Neyse o zaman Yılmaz Süsen en yani bu toplumun mesela abileri şunlar bunları bunlar baş üstünde. Kıç üstünde. Şey yapardı. İşin idaresi. İdaresi. Ama esas şey Yılmaz Süsen'in. Peki baba bu arada şeyler var. Tabii geminin subay şeysi. Yoktu. Subay yoktu. Aa gemide abi, subay yok muydu baba? Yoktu. Hiç subay yoktu. Yani bir ben akın gemisinde yaptığım için askerliğimi hani yok. Bir kurtarma subayımız vardı. Yok. İkinci komutanımız vardı. İşte topçu subayımız vardı falan. Yok bunlar bilahere. Bilahere. Ha. Fakat hepsi assubay mıydı? Hepsi assubay. Evet. Çok enteresan. Bunu ilk defa çarpçı başı. Tamam. Evet. Efendim ikinci çarpçı tamam. Evet. Topçu subayı güvertelen gelirdi. Evet. Bütün bunlar ama dalgıç olarak evet. Muammer abi var. Çok enteresan. Ya. Yani geminin ikinci komutanında bir assubaydı neticede öyle mi baba yani? Değil.
Kurtarma subayı. Ha, kurtarma subayı. Evet. Yani kurtarma subayınız var. Şimdi bir hadise anlatayım sana. Evet. İkinci komutan su üstüncü. Yani, ha, dalgıç değil. Alakası yok. Evet. Komutan Suat Bey hiçbir alakası yok. Evet. Derken Kamil neydi soyadını unuttum vallahi. Şimdi geliyor üsteğime. İşte komutana yağcılık yapıyor, ikinci komutana filan. Hocaları bizim, Muammer abi ve teşkilat diyeyim, bunlara ağzı alınacak böyle yani hadi ya filan der gibi. Ya ha şimdi küçümserdi. Yani kendisini göstermek, bilgisizce kendisini göstermek isteyen insanlara karşı kendi iş gücü ve bilgisiyle bir tavır koyardı diyorsunuz hocam. Değil mi? Evet. Böyle bunu söyleyeyim. Bunu söylüyorsunuz. Evet. Ondan sonra yani işin idaresi tamamen yani tecrübeli işten anlayan insanlar. Bunlar derken bir durum oldu dalgıç olarak. Evet. Tamam biz bırakın dedi. Herkes bıraksın dedi işini. Hepsi asubaylar. Biz tabii bilmiyoruz. Kıdemsizler hiç anlamıyor. Hiç karışmıyor. Evet. İş idaresine. Hepsi indi aşağıya. Evet. Asubaylar. Basketi personeline. Tamam biz yapmıyoruz dedi. Peki genel komutanının tepkisi ne oldu baba? Çok merak ediyorum. Bu gibi durumlarda kimin arkasında durulurdu? Gayet bir bunların arkasında duruldu. Evet. Gayet tabii. Çünkü evet. Yapılacak hiçbir şey yoktu. Ondan sonra derken o şeyde hemen bir mesajla yer değişimi. Yer değişimi. Şimdi çok enteresan, siz tayin olduğunuzda kurtaran gemisi çoktan Amerika'dan gelmişti. Daha yeni gelmiş. Daha yeni gelmişti. Yani belki de bir senelik falan mıydı baba? Bir sene belki iki sene. Yani. Bir sene ya da iki senelikti diyorsunuz. Evet. Vay canına yani silüeti de böyle apaçı görünümünde. Bluebird galiba. Bluebird. Efendim söyleyeyim. Şimdi... 5 adamada 500 metre derinlikte yatıyor. İşte hiç sormayın, ben şimdi inanın gözlerim doluyor siz böyle söyleyince. Çünkü bizim de çocukluğumuz orada, gemi üzerinde geçti yani neticede alıp götürdünüz. Yani donanmaya bizim gibi minnet borcu olan insanların böyle gözleri yaşarıyor yani öyle efendim. Ama söyleyeyim. Evet. Şimdi şu var, kurtaran layığını buldu. Çünkü öbür türlü zilet olmasından daha iyiydi. Derken baktı ve layığını buldu. Yani hak ettiği mertebeye çıktı. Çıktı. Yani şimdi nasıl Allah şehitlik durumu o da bir nevi gemilerin şehididir diyorsunuz. Evet. Bu çok güzel bir yaklaşım bence. Çok güzel. Peki baba, çok hastalanan oluyor muydu şimdi? Siz şimdi sürekli şey yapıyorsunuz, gelen geçene sağlık hizmeti veriyorsunuz gemi içinde. Tabii, göreviniz bu. Mesela öyle bir şey olur ki dalış olur, yani ben muayenesini yapardım falan, tamam dalış yapabilirsin yani. Ondan sonra fakat içini yiyor. Yani dalış yapabilirliğini siz veriyorsunuz. Veririm, gayet tabii. Ama bir... dalış tabipliği hakkında ne yok. Hiçbir şey bilmiyorum. Ay baba bu biraz riskli bir şey değil mi? Ama riskli ama yani riskli değil. Çünkü neticede dalgıç sağlıklı olan insan geliyor yapıyor. Evet. Ondan sonra ben deli olurum böyle. Dalış vardı, indiğinde Allah, hadi ben geldim oraya bakardım, onları seyrederdim,
onların hazırlanışını seyrederdim bu vaziyette. Bir de bir şey söylemiştiniz bana. Maaşlarınızı, kıdemini... Adil çorbacından alırdık. Adil çorbacıdan alırdınız maaşlarınızı. Bu mutabetti. Evet. Bir de denizaltı filosuna oradan parayı alır, getirir. Ama abileriniz el koyarmış galiba ya, hani harcamayın, ya, hemen harcamayın diye. Allah razı olsun, Allah hükmü yani rahmet eylesin. Benden maaşından kesti. Allah Allah, bakıyorum maaş falan. Yani niye eksik diye soramıyorsun adama. Tamam, bu kadar. Ondan sonra derken o arada yeni bir tayini çıktı. Adil Çorbacı neyse bana al dedi. Baktı. Para. Bayağı bir para birikmiş. Öyle mi? Evet. Peki siz oradayken kurtarandayken TCG kurtarandayken kurtarma su altı komutanı kimdi baba? Ha. Hatırlıyor musunuz? Vallahi o zaman hatırlamıyorum kim olduğunu ben. Çünkü bizim yukarılarla pek alakamız yoktu. Evet. Herkes işinde gücünde. İşinde gücünde. Ve bilmiyorduk. Biz derdik onlar demir perdeci, onlar dalga çırpılmakilere. Onlar bize öyle. Yani biz çünkü şey değiliz. Denizaltı filoda. Ondan sonra oraya giderdi, oradan maaşımızı planlıyordu. Evet. Ama onların en büyük korkuları tayin olmaktı. Gemiye. Çünkü neden bir korku olsun? Ha, rahat bir ortamdan gemi ortamına. Evet. Kaç sene çalıştınız baba kurtaranda? 8 sene. 8 sene kaldınız. Uzun bir zaman. Evet. Uzun bir zaman bence. 8 sene boyunca... Ama evet. 8 sene bunun içinde kurslar falan da dahildi. Her şey dalgıç kursu. Evet. Lisan kursu bir sene dahildi. Lisan kursuna mı gittiniz oradan? Tabii. Nerede yaptınız lisan kursunu? Yıldızlar Sürüklü, Gölcük'te. Gölcük'te yaptınız. Lisan kursuna gidişinizin sebebi neydi? Yani Amerika'ya kursa gideceğim. Ha, kursuna, dalgıç kursu. Bayağı ciddi bir lisan kursu yaptınız demek. Bir sene boyunca. Bir sene. Wow. Oradan vatan amcayla mı? Tanıyorum. Oradan tanıyorsunuz. Yok. Ha, o... Texas'tan. Ha, siz Texas'tan tanıyorsunuz. Evet, tamam. O ikinci bölüme kalsın o zaman baba. Ne diyeyim... Kurtaran gemisi yani şu bölümün bence şeyi. Evet. Şehit olarak. Şehit olarak. Ne kadar güzel yani herkese nasip olmaz böyle bir şey. Evet. Yani 500 metrede yatıyor. Anılarıyla. Her şeyle yatıyor. Her şeyiyle o insanların güzel. Evet. Şimdi o zaman kurtarandayken. O zaman insana böyle çok tuhaf gelen hadiseler, bazı şeyler şimdi özlemle anlıyorsun. Değil mi? Yani ya bitse de gitsek dediğiniz şeyi özlemle anlıyorsunuz. Özlemle anlıyorsunuz. Evet, evet. Yani tabii bugün çok kısa değinmek istiyorum. Hani böyle... Kurtaranın su altında bulunuşu belki de daha iyi değerlendirilebilirdi. Belki de bir yapay rif olabilirdi. Ama donanma çok yardım etti. Yani Türk Hava Kuvvetleri de yardım etti. Türk Dalış ve Deniz Turizmine çok yardımcı oldu donanmamız. Yani. Evet. Bugün birçok yerde yapay resip varsa donanmamızın sayesindedir. Şükranlarımızı sunarız bir dalgıç olarak yani şahsen.
Yani çok daha eleştirisel bakmamak lazım. Yani onun yeri orasıydı ve oraya gitti. Evet.